Listemizin ilk başında 70 yıllık saltanatın sadık dostu, merhum kraliçe Elizabeth'in hayatı boyunca vazgeçmediği o tür korgiler var. Henüz 7 yaşında ilk korgisine sahip olan kraliçe, hayatı boyunca sadık dostlarının hep aynı türden olmasına özen göstermiş, onlardan hiç vazgeçmemişti. Ölürken ardında bıraktığı iki dostu Sandy ve Mike'in boynu bükük kalmıştı. Peki neydi kraliçeyi bile kendisine hayran bırakan korgilerin özellikleri? Söz sevimli dostlarımızın ırk ve davranış uzmanı Can Paksoy'da. Dünyaya Kraliçe 2. Elizabeth'in köpeği olarak kendini tanıttı. Ha, cenazesine katıldı hatta. Evet, evet, doğru, o köpek ve kendisiyle özdeşleşti. Aslında dünya bu köpeği onun sayesinde tanıdı diyebiliriz. Ülkemizde de neredeyse hiç tanınmayan bir köpek ama aslında çok tanınmaya hak eden, çok iyi bir karaktere sahip, çok iyi bir zekaya sahip ve hem evlerde çok rahatlıkla bakılabilen çok çok özel ırklardan bir tanesi aslına bakarsanız. Korgiler sadık, uysal, bir o kadar da ev arkadaşı olmak için uygun. En önemlisi ise çocuk dostu. Öncelikle çocuklarla arası çok iyi, yaşlılarla arası çok iyi. Çünkü çok sabırlı bir köpek. Algısı çok yüksek. Normalde mesela bilirsiniz, köpeklere eğer çocuklar sert bir hareket yaparsa veya canını yakarsa köpek de haklı olarak bir refleks olarak onu ısırmaya çalışabilir, tepki gösterebilir. Ama bunlar inanılmaz sabırlı. Çocuklar ne kadar üzerine giderse gitsin kötü bir tepki vermiyorlar. Aynı zamanda da inanılmaz algısı açık. Yani kendini ifade etmeyi çok iyi biliyor. Bir tek konuşmuyor dediğimiz ırklar var ya, onlardan bir tanesi. Eğitimi açık korgiler sizi bu konuda da zorlamıyor. Çok kısa bacakları var. Evet. Şimdi enerjisi yüksek olmasına rağmen bacaklar kısa olunca çok hızlı hareket edemiyor. Dolayısıyla da çok hızlı hareket edemediği için daha eğitimi daha kolay oluyor. Yanınızdan hızlı bir şekilde kaçamıyor. Ayrıyeten bu kısa bacaklı olması onların ev içinde, apartman dairesinde beslenmesini de son derece kolaylaştırıyor.